yemekleri gösterge sisteminden katsayıyla artışlar alınıyordu. 2000'den sonra iş yemeklisi katsayıdan çıkarıldıktan sonra maalesef sadece güdümlü olan tüfeğiyle zam verilmekte. Bu da görüyorsunuz hepimizin bildiği gibi doğru ve yanlışı büyük tartışmalardır. Bugün yıllık tüfe 36 çıktığı halde iş yemeklisine bu verilmemiştir ve ayrımcılık yapılmıştır. Sosyal güvenlik tek çatı altında birleştiğinde biz dedik ki bu haksızlıklar ortadan kalkar. Hepimiz tek çatı olduk. Maalesef hala bu haksızlıklar devam etmektedir. Bugün memura %36 verilirken iş yemeklisine maalesef %32'de kalmıştır. Yıllığı 6 aylık dönemi de %25-47 olarak verilmiştir. Biz 20 yıldır milli gelirden pay alamıyoruz. Bugün toplumda bütün kesimlerinin hakları görüşülürken masada muhakkak ki temsilcileri var. Ama iş yemeklisinin maalesef görüşülürken, zamı verilirken, hakları görüşülürken maalesef kendisi masada yoktur. Başkası bizim hakkımızı değerlendirmektedir. Bu da her gün bizim geri gitmemizde. Bugün aldığımız maaşla temel ihtiyacımız olan kira giderimiz, doğalgaz giderimiz ve elektrik giderimizi karşılamıyor. 2500 liranın getirdiği budur. Değerli arkadaşlar, emeklinin 9 milyon emeklinin dul ve yetimlerle 13 milyon 400 bin kişi oldu. Maalesef bunların %90'ı açlık sınırının altında maaş almaktalar. Dul ve yetimlerimizin durumu daha kötü. Dul ve yetimlerimiz bize emanet olan çocuklarımız ve dullar maalesef 600-700 lirayla geçim yapmak üzereler. Onun için bugün sağlık sorunlarımız her gün artmakta. Devlet hastanelerinden ve üniversite hastanelerinden randevu almak büyük bir eziyet olmuştur. Alamıyoruz randevu. Randevu aldığımızda gidiyoruz, muayene oluyoruz ama biz tabii oraya rahatsız olarak gidiyoruz. Yoksa ilacımızı aile doktorumuza yazdırıyorduk. Pardon. Ama tedavi olmamız için, teşhis konması için görüntüleme, laboratuvar testleri lazım. Ama görüntülemeye atıyorlar bir ay. Laboratuvar testleri 15 gün, 20 gün, bir ay. Ben hastayım, oraya ağrıyla gitmişim. Tedavi olmam lazım. Bir ay sonra görüntülemen gelince tedavim başlayacak. O zaman istemeyerek de olsa özel sektöre, özel hastaneye gitmek mecburiyetindeyiz. Özel hastanelerde bugün SUT'un açıklamış olduğu fiyatlarla %200'e kadar fark alabilirsiniz lafı vardır, yazısı vardır. Nedir bilmiyoruz. Neyin yüzdesi onu da anlamıyoruz ama varıyoruz oraya. Bizden bugüne kadar 160-170 liraydı ama bugünden sonra herhalde 200-250 liraya çıkacağını duydum. Bizden 160 lira alınıyor, 170 lira fark alınıyor ama Sosyal Sağlık Bakanlığı'na, biliyorsunuz sağlık tamamen tek olsun diye Sağlık Bakanlığı'na aktarıldı, oradan idadı. Maalesef benden 160 lira alınırken oraya 38-40 lira yazılıyor Sağlık Bakanlığı'na. Ben sigortalı olurken kimse bana demedi ki senin sağlığına biz bakmıyoruz diye. Bize dediler ki şu primi, şu maaşın gelirini ödeyeceksin. Bizim sağlığını sonuna kadar bizden dediler. Ama şimdi her gün değişiyor. Biz 30 sene, 25 sene prim ödedik. Bugün bu şekilde olurken özel hastaneye özelleştirme gibi bir şey oldu bunlar. Çünkü ben devlet hastanesine gidemiyorum. Niye gidemiyorum? Yaşlıyım. Bir, randevu alamıyorum. Oraya gidiyorum. Tekrar ikinci bir sıra. Burada öyle bir şeyler oluyor ki gidiyoruz orada ayakta duramayacak kişi varken ama başka kişilerden önden sıra veriliyor ve bize verilmiyor. Bunların ele alınması lazım, sağlık düzeltilmesi lazım. Bizim emekler olarak
Çok bir zam istemiyoruz. Çok bir artış istemiyoruz. Bizim maaşımız bizi geçindirecek şekilde olsun. Bize geçinebileceğimiz temel gıda, temel eti, yaşayacağımız bir aylık verilsin. Ona göre bir düzenleme yapılsın. Bizim bundan sonra çok bir şey yapmaya şeyimiz yok. TÜFE değil, biz eski sistemimiz çok memnun olduğumuz katsayı ve gösterge sistemine geçmek istiyoruz. Madem ki tek çatı altındayız, çalışana, memura, memur emeklisine verilen iş emeklisine de aynen katsayı uygulansın istiyoruz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Değerli basın mensupları, kim hak arıyorsa, kim hukuk arıyorsa, kim adalet arıyorsa onların yanında olmaya söz verdim. Asgari ücretlerin aylıklarını artırdılar. Hazine ve Maliye Bakanı dedi ki asgari ücretin aylığı arttı, %50 zam yaptık. Şimdi sıra emeklilere geldi. Ve bütün emekliler, onlar da doğal olarak %50'lik bir zam bekliyorlardı. Ama bu olmadı. Hangi gerekçeyle olmadı bilmiyorum. Sayın Başkan az önce dedi ki bir yasal düzenleme yapıldı. Reform diye bir yasal düzenleme yapıldı. Biz eskiden milli gelirden pay alırdık, şimdi milli gelirden bize pay vermiyorlar. Milli gelirden Sayın Başkan size pay vermiyorlar ama sizden zamdan pay veriyorlar. Her türlü zamın sıkıntısını siz çekiyorsunuz. Ekmeğinden tutun, iğnesinden ipliğine kadar yapılan bütün zamlar sizin düşük maaşlarınızla bir şekilde karşılanıyor. Ne olacak ve nereye kadar gidecek? Şimdi ben buradan yaklaşık 10 milyon emekliye seslenmek isterim. Yaklaşık 10 milyon emekliye. Size neden yeteri beklediğiniz zam verilmedi? Nedeni şu. Biz emekliye zam vermesek de nasıl olsa emekli bize oy verecek. Temel mantıkları bu. Temel düşünceleri bu. Çünkü ben emeklilere iki maaş ikramiye verilsin dediğim zaman bir grup emekli postaneden bana telgraf çekti. Bizim maaşımız yetiyor, iki maaşa ihtiyacımız yok diye. O telgraf ve o düşünce bunların belleklerinde yer etmiş. Nasıl olsa hiç para vermesek de emekli bize aylığını verir. Şimdi başkan sizden ricam, bütün emeklilerden ricam. Geçinemiyorsanız, şikayet ediyorsanız, torununuza harçlık veremiyorsanız, kahveye oturup çay içemiyorsanız, lokantada yemek yiyemiyorsanız, bir tatil yapamıyorsanız, hesabını demokratik yollarla sormak sizin göreviniz zaten. Eğer sosyal bir devlette yaşıyorsanız ve bu devletin demokratik, layık, sosyal hukuk devletidir diye bir tanımı anayasada yer almışsa sizin kendi hakkınızı ve hukukunuzu demokratik yollarla aramanız gerekiyor. Bütün emeklerin bir araya gelmesi lazım. Bütün emeklerin ortak hareket etmesi lazım. Bütün emeklerin eğer sen bana hak ettiğim aylığı vermiyorsan kusura bakma ben de sana oyumu vermeyeceğim demesi lazım. Bunu dediğiniz zaman bütün siyasi iktidar hangi kim olursa olsun bütün siyasal iktidarlar veya bütün siyasal partiler sizin sözünüzü dinlemek zorunda kalırlar. Bakın biz emekli aylıklarından söz ediyoruz. Sayın Başkan da ifade etti. Bir de dul yetimler var. Yani emekli vefat ettiğinde eşine ve çocuklarına intikal eden aylıkları var. Son yapılan zamlardan sonra 627 lira aylık dul ve yetime verilen 627 lira. 690 lira 748 lira. Şimdi ben saraydaki zata ve şürekasına seslenmek isterim. Ayda 627 lirayla bir dul kadın nasıl yaşayacak? Nasıl yaşayacak? Ya bunlarda vicdan var mı? Bunlarda merhamet var mı? Bunlarda sağlıklı ve tutarlı bir devlet yönetimi anlayışı var mı? 627 lira veriyorsun. 627 lirayla otur, krallar gibi yaşa diyorsun. Milli gelirden pay verilmedi.
Milli gelirden pay niye versinler? Çünkü milli gelirden sağladıkları payı başkalarına veriyorlar, size vermiyorlar. Onların çeteleri var, onlara veriyorlar. 5 maaş alana veriyorlar, 7 maaş alana veriyorlar. Bunlara veriyorlar. Size niye versinler? Sizin sesiniz çıkmıyor ki yeteri kadar. Siz birlik olmuyorsunuz ki. 10 milyon kitle birlik olursa ya siz istediğiniz parti iktidara taşırsınız. O nedenle sizin birlik olma zamanınızdır. Eğer hak arıyorsanız, hukukunuzu arıyorsanız birlik olma zamanıdır. Bir araya geleceksiniz, bölünmeyeceksiniz, parçalanmayacaksınız, diyeceksiniz ki bizim hedefimiz şu kardeşim, bunu verirsen biz o zaman kusura sana oy veririz, vermezsen vermeyiz. Açlık sınırı, Türk İş'in yaptığı rakam, açıkladığı rakam 4013 lira. Açlık sınırı, açlık, yoksulluk değil, açlık sınırı. 2500 liraya çıkardık en düşük emeklilik aylığını diye neredeyse şey davul zurna çalacaklar. Ya 2500 lirayla kim nasıl geçinecek ya? Nasıl geçinecek? Sizler bu ülkenin büyümesine ve kalkınmasına katkıda bulundunuz. Günün 8 saati çalıştınız. Yeri geldi tatillerde çalıştınız. Alın teri döktünüz. Milli geliri büyüttünüz. Evlerimize huzuru sağladınız. Emekli olduğunuz size insanca yaşayabileceğiniz bir aylığın bağlanması gerekiyor. Tatil yapmanız gerekiyor. Ama bu imkan size verilmedi. Bu imkan size verilsin diye ben ve arkadaşlarım buradayız. Sizin hakkınızı ve hukukunuzu savunmak için ben ve arkadaşlarım buradayız. Ben ve arkadaşlarım burada olduğu için birilerinin rahatsız olduğunu da gayet iyi biliyorum. Ama onlar rahatsız olsunlar diye zaten ben buradayım. Siz hakkınızı ve hukukunuzu savunduğunuz sürece biz devamlı sizin yanınızda olacağız. Bundan emin olmanızı isterim. Hepinize teşekkür ederim değerli basın mensupları.